Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Evet, 2022 AYT matematik sorularını çözmeye başlayalım arkadaşlar. Geçmiş olsun deyip hemen sorumuzu açacağım. Çok kolay arkadaşlar. A, B ve C pozitif tam sayılar için diyor, eşitleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar değer vererek 17'yi bulalım beraber. A'ya ne vereyim? 8'e 9 değil mi? 8 artı 9 bana 17'yi vermez mi? Aha, doğru hocam. 8 2'nin kuvveti 3 olur. 9 3'ün karesi B'de 2 olur arkadaşlar. 85'e geldim. 85 nedir arkadaşlar? 3'ün 4'ü 81 artı bu da 2 olur arkadaşlar. Hadi yerlerine yazalım zaten. A'mız 3, B'miz 2, C'miz 4. Toplarsanız cevabımız ne geliyorsa odur arkadaşlar. A, B, C, B, D artışık tam sayılar. A, B, C sıralama yapılmış. Evet. Veriliyor. Buna göre diyor ben ardışık. Şuraya dikkat edin. Ardışık yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, eksi 0 olabilir. 1, 2, 3, 4 olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şuraya geldim. A çarpı C sıfırdan büyükmüş. Ya ikisi eksi olacak ya ikisi de artı olacak. Burada bakın arkadaşlar, bir şey gördünüz mü? Sıfır var. O zaman sıfır olduğuna göre ya A'mız sıfır olacak, sıfır, bir, iki, üç olacak. Ya da D'miz sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç olacak arkadaşlar. Hangisini yaparsanız sıfır, bir, iki, üç veya sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç. Ama burada sıfır olamaz A'mız. Bakın niye? Çünkü A çarpanı burada var. O zaman kim oluyor? Sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç. O zaman D'miz sıfır, eksi bir, eksi iki, eksi üç. Toplarsam dostum ne geliyor bana? A, B, C, D gördünüz. Eksi bir, eksi üç, eksi altı cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Dikkat edin. Hemen şu sorumuza geldik. Faktöriye sorusuna geldiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplama çıkarmada ortak paranteze, en küçüğün ortak paranteze 6 faktöriye açtım. 7 artı 1 oldu. 6 faktöriye çarpı 8 oldu. Şurada küçüğünü aldım. 7 faktöriye aç parantez. 8 eksi 1 bu da ne oldu? 7 faktöriyel çarpı 7 olmuş oldu. Haydi şuranın 6 faktöriyel çarpı 8, 7 faktöriyel çarpı 7 alıyorum. 6 faktöriyel parantezine böldüm her tarafa. Burası 8 kaldı. Burası 7 idi. 7 çarpı 7 kaldı. Evet. 8'e böldüm gitti. 7'ye böldüm. 7 oldu. 7'ye böldüm. Burası oldu. Şurası arkadaşlar. Gördünüz mü? Burası kaldı. 2 ku. 6 faktöriyel çarpı 7 dersem 7 faktöriyel. Çarpı 8 dersem 8 faktöriyel. 8 faktöriyel çarpı 7 nerede? Cevabınız bu olmuş olur arkadaşlar. En doğal sayısı iki asal sayının çarpımının eşit olmak üzere diyor. 66 çarpı n. Burası 70 çarpı n. Sayıların asal bölenlerinin sayısı. Ben asal bölenlerini bulalım arkadaşlar. Hocam asal bölenleri 2, 3, 11. Burada n var mı bilmiyorum. Burada 2 çift olduğu için, 5 sıfır olduğu için bir tane var, 7 var. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Asal bölenlerin sayısı sırasıyla buranın 5'miş. 3 tanesini yazdım. 2 tane eksik. Kim var? Burası kaç tane? 3 tane. Buradan başka yazamıyorum arkadaşlar. O zaman n'imiz, bu n'ler aynı olduğu için burada olmayan kim var? 5'te 7 var. Ana! 5'te 7 yaparsam bitti arkadaşlar. O zaman elimiz ne olur? 35 olmuş olur. Niye 5'te 7 yaptım arkadaşlar? Çünkü asal çarpanların 3 tanesi burada, 2 tanesi yok. Bunun asal çarpanları zaten 3 tane değil. 3 tane buradaysa o zaman elimiz 2 ne? 5'te 7 olmak zorunda. 2 burada çünkü. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, çarpma 5 kere 7, 35. N sayısının rakamları toplamını istiyor. Ne yapar? 5, 7 daha, 12 mi yapar? 35 pardon, 35. 3, 5 daha, 8 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geldik arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan yalnızca 2 tane x tam sayısı bulunmaktadır. Aha, şimdi alıyorum ben. Bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. X'imiz ya A burada olacak ya 9 bölü 2 burada olacak.
Ya şöyle olacak. Bizim hangisinin büyük küçük olmuyor. Ya 9 bölü 2 burada olacak. Ya da A burada olacak. O zaman işaret edelim. Artı, 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 eksi, artı. O zaman şurada. 9 bölü 2 4,5 demek. 4,5 ise o zaman 4'ü alır. Neyi alır arkadaşım? Eşitlik olmadığı için. 4'ü alır. Bir de 3 alır. O zaman A'mız ne oluyor direktmen? A'mız 2 oldu. 2 ile 4,5 aralığında oldu. A'mız 2 oldu mu? A'mız değerin 1, 2 oldu. Şimdi 9 bölü 2 ile burada artı, eksi, artı. 2 tane değeri buraya yazacağım. 4,5'tan büyük. O zaman ne geldi buraya? 5 ile 6 gelecek. O zaman burası ne olur? 7'den 3 oluyor. A'mız ne oldu? Bir de 7 olmuş oldu. Kapalı aralık olmadığı için, açık aralık olduğu için. 2 kere 7, 14 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Hemen geldim şuraya. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Olmak üzere kümesi üzerinden tanımı F ve G verilmiş. Tamam. Hemen ben şunu alsam F1, G1, F1 çarpı bölü G1 eşittir 2. Altta da F1 çarpı G1 eşittir 18. Taraf tarafa ben çarpsam bunları. Şu G1'ler gider mi? F1'in karesi ne oldu arkadaşlar? 36. F1 ne oldu? 6 mı oldu? F1'i buldum ben. F1'imiz 6'ymış. F1'imiz 6 ise G1 ne oldu? G1'de 3 oldu arkadaşlar. F1 ile G1'i buldum ben. Ben de şuraya yazarsam G1'imiz 3'müş. Şurada yeni yazan G1 yazıyorum. Bura G1 3 müydü? Bura 3'üydü. 3 eşittir 1 artı A'dan 1 bu tarafa attım. 2 A'mız ne geldi? A'da 2 gelmiş oldu. Tamam şimdi şuraya geldim. G fonksiyonunda x gördüğüm yere ne yaz diyor? F1 yaz diyor. F1'i zaten buldum ben. 6, G6. G6'yı istiyor benden. Fonksiyonu yazıyorum. X yerine 6 yazıyorum. X kare artı A eşittir. Yazıyorum G6. Yazalım arkadaşlar. Eşittir. 36 artı A. A'yı ben ne buldum? A'yı biz ne bulduk arkadaşlar? G1 bulmuştum. G1 3'tü. 2. A'mızda ne buldu? 2. 36 artı 2 ne yapar? 38 cevabı karşınıza gelmiş olur. Sorular çok çok kolay arkadaşlar. Sıkıntı hiç yapmayın. Direktmen geliyorum. Dik koordinat düzen 0, 6 kapalı aralığında sürekli F, G, H fonksiyonu grafiğinde bir kısmı şekildeki gösterilmiştir diyor. Oy F, G, 1. Hemen şurada bakın arkadaşlar. 1 burada değil mi? G1'imiz burada. Şu ne gözükmüyor? Aa, şurası hiç gözükmüyor. Fok herhalde burası. Tamam. Fok, fok, go. Go en büyük. G fonksiyonunda H1. Şöyle de nereye yazarım? Yazılar da var ya. G fonksiyonunda H1 en büyük. F fonksiyonunda H1. F fonksiyonunda G1 oluyor. En küçük buymuş. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya geldik. Şimdi şuradan bakarsanız arkadaşlar G'miz en büyük. Burada gördünüz. G değerimiz en büyük. H1 burada. H1'imiz mesela ne gelebilir? 4 gelebilir. Yani şurası ne oluyor? G4. G4 büyüktür. H1 nerede? H1 yine F4. O da büyüktür. G1 nerede? G1'de 5'miş arkadaşlar. F5. Şurada ne gördünüz arkadaşlar? Şurada bir şey görmeniz lazım. Bakın arkadaşlar. 4 5. Burada bir şey gördünüz mü? Azalan bir fonksiyon var. X değeri küçük ama fonksiyonun değeri büyükse bu azalan. Azalan bir fonksiyon var. Evet arkadaşlar. G4 zaten F4'ten daha büyük olacak. O zaman şuraya geldiğimiz zaman evet arkadaşlar. Şuraya geldiğim zaman F fonksiyonum azalan olacak. F fonksiyonum azalan oldu. Gördünüz mü? F fonksiyonum azalan.
O zaman azalan olduğuna göre F5, F4, G4. G4'ten uzan. 1 G oluyor. 2 F oluyor. 3 de H oluyor. 1 G, 2 F, 3 H cevabımız burs olarak gelmiş olur. Kolay bir soru ama biraz uğraştırıcı. Aslında bu tip soruları çözdük. Evet, iki basamaklı bir AB doğal sayısı ile 3'e tam bölünür. A artı B 5'e tam bölünür. A çarpı 7'ye tam bölünür diyor. Önermesi yanlışmış. Yanlış. İseyi gördüğümüz zaman neydi arkadaşlar? 1 ise 0 eşittir. Denktir. 0 olacak. 100 numarayı bulmam lazım o zaman. O zaman buranın 0 olması lazım. P, R ne olması lazım buranın? Yanlış olması lazım. Bunun yanlış olması için P'nin 1, R'nin 0 olması lazım. P 1 oldu. R'miz 0 oldu. Tamam. Şimdi şuraya geldim. R'miz 1 olacak. Q da 1 olacak. Q ise yanlış olması lazım. Bu da 1 oldu. O zaman şöyle yapıyorum. P'miz 1, R'miz 0, Q'muz 1 oldu arkadaşlar. P'miz 1'miş. A, B, 3'e tam bölünür. Doğru. A artı B toplamı 5'e tam bölünür. Bu kim? Q nerede? Q da doğru. A çarpı B 7'ye tam bölünür. Bu yanlış. Çarpımı kaçtır diyor. O zaman A çarpı B 7'nin katı olmayacak. Bizden 7'nin katını istemiyoruz. Çarpımı kaçtı. Yanlış olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diyor. Bizden 56 olamaz. 42 olamaz. O zaman 3 ile 5'e bölünen bir sayı A artı B 5'e bölünüyor. O zaman şurada bir sayı yazalım. İki basamaklı bir sayı 12 yazalım. 12 olmaz. Şöyle hemen değer verelim arkadaşlar. Söyleyin. 5'e şu toplamlar 5'e bölünecek. Ne yapalım? 3'e bölünen 42 diyelim. Mesela şıkladım. A çarpı B 42 değil. İki basamaklı 3'e bölünen A artı B toplamı 5'e bölünüyormuş. Ne olabilir? 7'ye 3 olabilir. Pardon, şunu şöyle yapalım o zaman. Toplamları 5'e tam bölünüyor. Hem 5'e tam bölünecek toplamı. He, şimdi 15 olabilir burası. 8'e 7 mesela. 8'e 7. 8'e 7. 8'e 7. Hem 3'e bölünüyor, hem de 5'e bölünüyor, hem de 7'ye tam bölünüyor. 7'ye tam bölünmüyor. Doğru. O zaman ne oluyor? 56 cevabı karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Gel. Evet, şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. Gerçel katsayıdır, baş katsayıdır. Bir 12. dereceden bir px polinom veriliyor. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere diyor. Oh, soru harika ve dehşetül vahşet bir soru. Arkadaşlar hemen çözmeye çalışalım. Px'imiz hemen şöyle olsun. Hemen bir px belirlerim. Şu da bir kavramı kaldıralım arkadaşlar. Şuraya yazalım beraber. Px'imiz ne olsun? Px'imiz baş kat sayısı 1 x kare art mx artı k olsun. K'mız var mı? Yok. Evet. Benim polinomum bu. Polinomla neyi çıkartmış ben? Px polinomumuz x kare artı mx artı k eksi a çıkartmış mı? Yalnızca bir kökü varken diyor. Bunu yalnızca bir kökü varsa o zaman burası ne olur? Çift katlı kök olur arkadaşlar. Hemen bulalım o zaman. Haydi bakalım. Ne çıkar buradan? M kare eksi 4 parantezinde K eksi A eşittir 0 oldu mu? Tamam. Birincisi bu. Geldi sonra diyor ki PX eksi A eksi 4 polinomunun hemen yapalım. PX yukarıda X kare artı MX artı K
Eksi A, eksi 4 verdik. Polinomumuz bu. Kökler verilmiş. Eksi B ve B ise kökler toplamı 0 olacak. O zaman kökler eksi B artı B eşittir 0 ise eksi B bölü kağıdın M bölü 1'den. M ne oldu? M'imiz 0 oldu. Evet, M'i 0 bulduk. O zaman Px'imiz ne oldu? X kare artı K gibi bir değer oldu. Devam edelim. PB'de 9'muş. PB'ye geldim arkadaşlar. Arkadaş bu neye böyle ya? PB'den B kare artı K eşittir 9 olacak. Şimdi şurada. Evet. Şurada ben eksi B yazarsam eksi B yazarsam arkadaşlar eşittir B diyeceğim. Bir de burada bir eklemimiz var. Şurayı bir yapalım. Eksi b kare eşittir. Bak şu şiddetlerimde eksi b kare eşittir. Neydi? C bölü a'dan k eksi a eksi 4 değil mi? O zaman b karemiz ne oldu? Eksiden çarparsam a artı 4 eksi k oldu mu? Getirip ben şurada yerine yazarsam b kare gördüğüm yere yazıyorum arkadaşlar. A artı 4 eksi k artı k eşittir 9'dan k'lar gider. A'mız ne geldi? A'mız 5 gelmiş oldu. A'mız 5 geldi arkadaşlar. A'mız 5. Şimdi A'yı 5 buldum ben. Başka nereden gelebileceğim? A'mız 5. Tamam. Bize ne istiyordu? A artı B istiyor. Şimdi B'yi bulacağım ben. Evet, A'yı 5 buldum ben dostum. Şuradan A'mız 5. Eksi 5. Eksi 9 mu oldu burası? Burası eksi 9 oldu. Şimdi nerede yapabilirim? Nerede yapabilirim? Kökler toplamı 0 oluyor. B kare. Şurada A'mız ve B kare neydi arkadaşlar? A'mız 5'ti. 9 eksi K oldu. Zaten burada var. B karemiz 9 eksi K oldu. Şimdi şurada M'i sıfırdı zaten. M'i sıfır değil miydi? M'i M sıfırdı. M'i nereden sıfır bulmuştum? Şuradan sıfır bulmuştum. M sıfırsa şuradan çekersem o da ne olur? A'mız 5'ti. O da bu da K'da 5 oldu. K'mız da 5 oldu. O zaman B kare eşittir. 9'dan B çıkarsa 4. B eşittir ne geldi? Artı eksi 2 geldi. Bizden ne istiyor dersen? Evet, A ve pozitif gerçek sayı. O zaman A'mız 5, B'miz 2, cevabımız 7 olarak gelmiş olur. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet, şimdi sorumuza geldik. Biraz zaman aldı ama olsun. Denklemleri verilmektedir. Birinci denklemin kökler toplamı, ikinci denklemin bir kökü. Kökler toplamı ne derdi? Eksi b bölü a'dan 2 oldu mu? X1 artı x2 ne oldu mu? 2 oldu. Bu da yerine yaz. Köklerden biri buymuş. 4. 2, B'miz ne oldu? Eksi 2 oldu. Şimdi geldim şuraya. Ne istiyor buradan? İkinci denklemin kökler çarpımı. Hemen çarpıyorum. Eksi 2. Birinci denklemin bir köküymüş. Eksi 2 yazdım. 4 artı 4 artı A işte 0'dan. 4, 4 daha 8. Eksi 8 oldu. A'mız eksi 2. B'miz eksi 8. Toplarsam eksi 10 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. A1, B1. Artış miktarı burada 4. Artış miktarı burada 6. O zaman artış 4 artırırsam burası ne olacaktı arkadaşım? A4, A9 kime eşit oluyor? B11'e eşit oluyor. Evet arkadaşlar, orantıyı 4 artırdığımda bu 6 artıyor. Bu kaç artmış? Evet, şuraya 4 artırdım. Bak 9, 6 artırdım. 2 daha artırırsam A1. Bak 4 de bu 6 artıyordu. Burayı 2 artırırsam burası ne olur? 3 artacak. 4 de 6 artıyor. Bir 4 daha artırdım. A9, B11 oldu. Bir 2 artırdım buradan. B11, burası 3 artarsa B14 cevabı karşınıza gelmiş oluyor. O zaman K'mız ne oldu? 14 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, şimdi şu sorumuza geldik. A, B, C kümeleri için S, A, 3, S, B, 3 olmak üzere verilmiştir arkadaşlar. A, B için B, K, T, Z'nin verilir diyor buradan. Hemen şurada yapalım arkadaşlar.
A kartı C kümesinin eleman sayısını gördünüz mü? 1, 2 yani yazalım. 1, 2, 4, 5 elemanlı bizim C kümemizin elemanları. A bileşim B de burada arkadaşlar. A bileşim B'mizde 2, 2, 3, 4, 5. Şimdi bizden ne istiyor dostum? Bizden ne istiyor? C zaten 4 elemanlı sayısını istiyor bizden. Çarpı diyeceğim. A kesişim B'yi istediği için A kesişim B'yi istediğine göre bakın SA 3, SB 3 elemanlı. O zaman dikkat edin. 3 eleman bulunsa 3 eleman da bunun olacak. O zaman evet gördünüz mü arkadaşlar? A kesişim B ne oluyor? 3 elemanlı oluyor. 3 elemanlı mı oluyor? Evet A bileşim B. A kesişim B. 2 eleman olmaz mı? Çünkü 3 elemanlı zaten. İkisi ortak oluyor. Mesela şu 2, 3, 4 olsa bunu da 3, 4, 5 olsa kesimin oluyor 2 eleman oluyor. Çarpı 2 eleman kesimi ortak oluyor. 4 çarpı 2'de ne geliyor? 8 gelmiş oluyor arkadaşlar. Elemanın birini ona verirsen ikisi kesinlikle kesişmek zorunda. Evet şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere diyor. Bacanak hemen yapalım. Hemen bu neydi? N'in R'li kombinasyonu arkadaşlar. X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R idi. Yani N'den R'yi çıkartıyorum. Buraya R'yi yazıyorum. O zaman onun R'lisi diyorum. Çarpı X üzeri 10 eksi R çarpı A üzeri X yukarı çıkarsam eksi oldu. Çarpı R oldu mu? Burası ne eşit? Eksi geçmiş yapalım o zaman. Onun x üzeri 10 eksi r çarpı a üzeri r çarpı x üzeri eksi r eşittir. Ne olacak? Burası bu. X eksi 2 olacak. Buranın x eksi 2 olması için hemen şuraya yapıyorum. Şunları alıyorum. X üzeri eksi 2 a üzeri r çarpı x üzeri 10 eksi 2 r. Bu da neye eşit olacak? 10 eksi 2 r. Eksi 2'ye eşit olacak. 10 eksi 2 r eşittir. Eksi 2'den eksi 2 r eşittir. Eksi 12 R eşittir 6 oldu. Onun 6'sı 6'lısıymış. O zaman burası onun 6'lısı olduğuna göre hemen geliyorum arkadaşlar. Onun 6'lısı çarpı x üzeri 4 çarpı a üzeri 6 çarpı x üzeri eksi 6. Evet arkadaşlar bu. Hemen diğerine geldim. Elhamdülillah. X kareye geldim. Artık öğrendim. Onun k'lısı diyeyim buna da. Çarpı x üzeri 10 eksi k çarpı a çarpı x üzeri eksi bu da k oluyor. 10 eksi k eşittir. Bu da ne eşittir? Eksi 2k eşittir. Eksi 8k eşittir. 4 oldu. O da onun dörtlüsü oldu. Onun dörtlüsü çarpı x üzeri 6 çarpı a üzeri 4 çarpı x üzeri eksi 4 oldu. Bu da ne yapar? 10'un dörtlüsü çarpı x kare çarpı a üzeri 4. Şimdi soruya gelelim. Öbürde 10'un altılısı çarpı x üzeri eksi 2 çarpı a üzeri 6 idi. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Şu soruya gelelim. İfadesinin açılımında x eksi 2'li terimin katsayısı x eksi 2'li terimin katsayısı x kare terimin katsayısının 16 katıymış. Şuranın 16 katıymış. Yani o zaman şurası ne oluyor? Evet. Şuranın 16. 1 bölü 16 mı oluyor? Şöyle 1 bölü 16 oluyor. Burada yapıp şununla birbirine eşit gelir zaten. Evet. Şuradan yaparsam şunlar gider zaten. A kare eşittir 16 olur. A eşittir 4 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz.